Evet arkadaşlar, bugün pazartesi. Böyle donuk bir yavrumuz var. Kuşlarımız hasta zaten. Baba bulaştı bizim kuşlarımıza. Bakalım, inşallah hepsini öldürmeyiz. Şu an kuş açayım bunlara da. O dünkü dişi daha kötü oldu. Yürüyemiyor bile. Bakalım nasıl olacak. Bugün Mustafa kardeşim, Mustafa Biricik gelecek. Bir iğne varmış onda, mucize diye. Bakacağız. Ama o kuş kurtarmaz. Bence o kuş gitti. Bu donuk da, bu da hasta. Mavi yavru var havada şu an. Beraber uçurdum. Dedim bari biraz dursun onunla, ama bu kuş da bir iki tane boşaldı havada. Bu da hasta. Bunda bir iki güne kadar karılır iyice. Bu ikinci videosu bunun. Biliyorsunuz yorum yazın demiştim. Bakalım bugün ne yapacak. Dün güzel de yiyordu ama. Patlama. Giremedi, yukarıda patladı. Bu ikinci video olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, her videoyu paylaşacağım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İlk videosu kötüydü bu kuş. Şimdi yeni yeni üstüne koymaya başladı. Benim nasıl olacağını kafamda tasarladığım bir şey var. Beğendiğim yorumları da açıklayacağım size. Bu kuş ilerisi nasıl olur? İyi mi kötü mü? Bakacağız.
Uçumu da böyle kuşum. İşte kopaya kaldıracağım bunu. Biraz eğsin, tam böyle otursun. Dün çok eğiyordu, bugün yüksekten almaya başladı. Bu kuş da biraz keyifsiz. Kabartmaya başlamış kendini. Ah ay öyle. Ara ara bunları yapıyor. Bakalım işte yorumlarınız benim için önemliydi. Hem yorum hem de bu kuşun geleceği nasıl olacak diye. Bu hareketleri güzel değil işte. Bu ciddi olacak. Geldi mi vurdu mu dönüp gidecek. Bunun için de yorum istiyorum size. İleride düzeltir mi? Daha mı yapar? Çünkü bazı kuşlar var. Düzeltmeyi bırakın. Hep onu adet yapar. Bakacağız işte. Beraber analiz yapacağız bu kuşu. Bir de çok az yorum geliyor bana ya bu kuşla ilgili. Yani böyle bir içinizden geçeni yazın. İyi kötü yazın, ben şey yapmam yani, kuş kötü olabilir. Siz görürsünüz, ben de derim ki artık kuş camiası bu işi biliyor. Yani Sıp Mehmet Olcar olduğum için de ya şuraya kötü yorum dediğim, yani kuş iyi mi olur kötü mü olur. Bizim şahsımızda kötü yorum yapılmadığı sürece sıkıntı yok. Mesela bu seferlerinden nefret ediyorum ben bu kuşu. Dediğim gibi ben tek sefer alıp çekip YouTube'da paylaşmam. Kuşun iyisiyle kötüsüyle seferlerini bütün girdi. Kuşun bütün seferleri iyi olacak diye bir kaydı yok. Ya bu kuş
Oh, öyle git. Öyle döndü mü güzel dönüyor. Bu sefer de kuşları satın arkadaşlar acıyor. Bu seferini çekip de satıyorlar ya. Yok. Bu kuşu ben izlesem, almaya kalksam bir 15-20 gün daha beklerim yani. Valla kuşlarımızı kurtardık, kurtarmadık. Bu iş bizi çok yorar ya. Üç dönemdir bakan atladı geldi. Aferin. Hah, şunu yap ya, şu kanatları çalıştır bakalım. Ne yapacaksın? Daha şu binanın arkasından atladı geldi. Ne demiştik? Bu kuş atımlı olacak demiştik. Bunu söylemişiz. Ha, bu kuş oyun kaldırırsa da çok güzel oyun yapar arkadaşlar. Bakın atladı geliyor. Bunu da yapmazsa var ya çok tadı güzel olur bu kuş. Bu hareketleri yapmazsa da boş gelip gitmezse. Kulu bir kuş ya. Aferin lan sana, işte böyle yap hepsini lan. Hepsini böyle yap. Yorumlarınız benim için önemli arkadaşlar. Bakın o gün uçurduğumda bunları yapmıyordu. Yarın ne yapacak, ne edecek? Onu beraber konuşalım. Mesela bir arkadaşımız yazmış ki ya ben buna yem vermem. Doğru söylüyorsun ama biz bu kuşu sökmeden nasıl yem verip vermeyeceğimizi biliyoruz. Valla biz yem veriyoruz da. Biz de ne zaman bozulduğu zaman yem vermeyiz. Bozulmadığı sürece çabuk karar vermiyorum ben kuşlara. Ha niye bu kuşu da tuttuğumu söyleyeyim. Takla sistemini çok beğendiğim için. Kanat çalıştırması hoşuma gittiği için. Üstüne durdum biraz. Bir de ben çok uzaktan çekiyorum arkadaşlar. Telefonu da uzağa çekiyorum. Bakın kuşun atlayışına bak. Aferin. O atlamayla da gelip girse işte her kuşun bir kusuru var. Birisi atlar, birisi sefer yapar ama bunun hareketleri sanki kuşu biraz daha beklesek. Evet geldi. Biraz daha beklettiriyor bizi bu kuş. Daha önce videoları çekmediğim için seferleri gittikçe üstüne koyuyor. Bakın kuş atlıyor geliyor. Aferin.
Ağacın dibinden çıkacak. Aman aman. Hiçbir kuş yoktur, bütün seferlerini aynı yapacak. Bütün seferlerine çok basacak, çok gülecek. Bir iyi bir kötü böyle götürüyor işi. Bakın mesela dün 2 metrenin altına gidiyordu. Bugün 3 metrenin üstüne geliyor. Yarın ne yapacağı belli değil bu kuş. Kuşun güzel yanı hiçbir yere sulanmıyor. Sulanmadığı için seviyorum. Bir tane daha kanadını kuyruğunu aldığım kuş var. Yukarıda o da 1 metrelere gidiyor. Bana da koyuyor. Ha? Aferin. Kuşlar da çıksa ne ha? İnişi çok hoşuma gidiyor bu kuşun. Şimdiye kadar hata yapmamış inişinde. Hadi. Ya çok yer değiştirecek bu. Bakın telefondan uzaklaşıp yaklaştırabiliriz. Bunu da yakın çekelim.
Dönem. Bir daha. Ama görmeden çekiyorum o kadar. Bugünkü performansı o günkünden daha iyi. Hemen hemen bir saatini doldurdum. Bir saat, bir dakika falan oldu. Hava da sıcak bugün. Bunu yapıyor maalesef. Ne oldu? Benim mi ağrıyor? Ağrım kitlemiş. Geçmiş olsun. Vallahi ya, benim acayip olmuş ya. Ya şu Yasemin arsız da geçmedi 2 gündür. Abi niye geçmedi? Durdun mu? Sen? Yok. Ne oldu? O bir tane... Dur. Nasıl kuşlar? Çubuklarını falan yakadım. Yemlerini verdim. O bizim Mustafa Biricik yok mu? Mucize diye bir iğne var, getirecek hepsini yaparken diye. Dişi çok kötü, ölmek üzere. Kötü ya, ben sana dedim ya, elimi aldım dün, kuş bittik ya. Ölmek üzere ya. Ya işte bunlara bulaşacak işte. Çinli dişi de biraz keyifsiz. Büyük namzlık yok mu? Vallahi bilmiyorum, attık benim kuşların içine de bir gün durdu ama inşallah bir şey olur. Hepsini yapacağız işte bugün. Akşam buradasın değil mi? Buradayım burada. Mustafa gelecek, hepsini dedi. Hepsini dedi yapalım. Evet arkadaşlar, kuşumuz geldi. Aferin, atlamalar görüyor musun baba? Bunları da bıraksak. Yine yeni çekmiş bu ya. Hı? Bunun günü bitmedi daha ya. Aradım seni, telefonun kapalıydı. Nasıl kapalı? Ulaşılmıyordu. Sabah bizim enişte arıyordu. Telefonu çamadan aldım. Evet, kuşumuz atladı arkadaşlar. Çok güzel atlıyor. Tüyü bekliyor bence herhalde ya. He, kuyruğunda iki tane eksik var. Onu mu bekliyor? Tüyünden mi bekliyor? Ne? Ne böyle tuttu mu gidiyor ya, kopuyor. Taklaya dayandı mı gidiyor da? Daha yeni yeni olacak mı? Ya benim kitlenmiş ya. Yataktan mı kitlenmiş? Ne gitti ya? Yakalayamadım atlayışın. Nasıl atladı gördün değil mi? Atlıyor ya. Artık sağda solda patlamayı da bıraktı gözü de. Yok ama yok. Ama bunda da kırgınlık var abi. Var işte. Tüylerini abi, kabartıyor da. Bunda da kırgınlık var abi bak. İşte bunu da yatırmak istemiyorum. Yatırırsam diyorum. Hı. Tam hastalanır.
Daha inişe gelmemiş. Baksana ağzını da açmamış. Bazen yapıyor bunu ya. Bu işte yorgun olduğundan gücü bitiyor. Yok, ha? Aslında biraz geçse gelse bunu da unutacak. Hı. Sana yavru haplı da vereyim birkaç tane. Var yukarıda benim ağzım. E senin burada dökülenlerden falan dolu koymuştun yukarıya. Var. Bir ara dökülmüş ki ya. Hmm. Onlara bu taraf kümese koymuştum. Buradakilerini atıyordum. Yukarı çıkarttım. Onları atıyor. Allah'tan bir şey olmasın bu kuşlarımıza da. Abi seçim bir daha... 50'yi geçmesi lazımdı. Bak geldi. Öyle mi? 50, 50 için mi? He. %49, %44 abi. Öbürünün de oyları var ya. Sinanova. %44. Sinanova'nın oyları bozuyor iş. O nereye geçiyor? O belli değil. Anlaşmaya gidecek işte. Herkes ona güvendi, anlaşmaya gidecek. Ha, %50 olacak hani? Ulan amına koyun. Ne büyük şeyler de götür. Dur çekeyim. İnecek şimdi. Evet. Ama İniş. Çok kararlı bir kuş biliyorum abi. İneceğim dedi mi de iniyor. İniyor ha. Eyvallah. O hoşuma gidiyor zaten. Evet. Karar verdi mi deniyor. Şey yavru vardı ya burada dunu kaynalı yavru. He. Ben şey yaptım şimdi karardık ya dedi ya tüyünden çıksın. He. O da öldü biliyor musun? İki günde kuş öldü. Kuşların içinde miydi? Ya buradaydı işte bir gün durdu sen dedin ya bunda çıkart tüyünü falan düşsün. Aferin. Hangisi o ya? Ya bir tane dunuk kaynak uyuk vardı ya benim Ramazan abinin beyaz erkekle benim dunuk dişimin yavrusu. Ha. Büyük kuşların içinde miydi? Yok yok o da ayrıydı. Ha. O 10 gün oldu öyle. O çoktan öldü. İşte ben seni bu mucizeyi yapsak. O çoktan öldü. Abi, vallahi veba ilacı da yapıyorum. Her şey yapıyorum. Veba değil abi biz bunları hiç aşı yaptırmadık değil mi? Yok. İşte aşı yaptırdık. Valla asıl aşı. Üçlü karma. Aşı, veba, Selman Hanım'la hepsi içinde işte abi aşıyı yaptırsak böyle bir sorun olmaz. Aşısı kuş oluyor abi. Şimdi de. Vebalar geldiği zaman bundan sonra bak bırak köz gözü. Buraya kendini ayarla buraya otur. Bu haftadan sonra erken gelmemiz lazım. Aynen öyle. Hava bugün ısındığını fark ettim ben ha. Çok ısındı bu. Bari bir çıktım yakıyor beni. Bugün... Bir de bu senin amcanın oğlu var ya. Bir dersin bize onu. Bugün ara şimdi onu ya. Ara getirsin o matkamı. Ara matkabı getirsin onu. Ara onu unutma. Her tarafı dersin onu. Senin kümesi de dersin. Senin kapıyı komple dersin. Alttaki var ya yaptığı gibi. Üstünü de yapsın. Bak hadi. Akşam unutma. Akşam unutma getir. Tamam. Tamam abi. Ne diyor? Köy. Köy. Tarlada köy. Ağzındaki çikolatalar bitti. Biz mi? Çikolata mıydı sen? Evet. Sarı. Hadi. Bak bu taşı alalım kafana yuvarlarına. Yürü hadi. Ben de oynuyorum. Çocuğum. Artık inişi verdi. On beş metre.
inişe geliyor bak. Şimdi inecek artık bak. Buradaki yanaşım veriyoruz da toprağa ama var ya ben inecek kuvvetsizliğine şey yapıyorum ben. Ne hasta 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 kuş. Şimdi ağzını açtı bak, şimdiye kadar açmamıştı. Tam saat kaçta kaldın? Vallahi benim saat, yani benim buraya çektiğime göre durdura durdura çektiğim bir saat 20 dakika olması lazım. Bir saat 20-25 dakikası oldu işte. Yemini çok güzel ayarlamışım. Şimdi ne çok uçuyor ne fazla, ne az. Öyle yem veriyorum ona. Şimdi bunu tam doyurursam var ya, 2 saati geçiyor. İnme kararını vermiş o da inemiyor. Seyret. Atlamayı seyret. Bak görüyor musun? Oh. Şimdi dönecek. Güzel geliyor, değil mi? Çok hızlı da değil, ağır da değil. Tam yani kuş şeyinde geliyor. Bizim çok hızlı gelse, çok sakin gelse de olmuyor. Tam nizami geliyor bu. Yani göre göre geliyor. Daha bu ne yapacak biliyor musun? Daha bu gezinenlere de verecek. Yani bakma çocuktur daha. Daha dikkat ettiğinden bir hafta önce hiç burayı terk etmiyordu. Ha, işte hiç binanın arkasına bile geçmiyordu. Bir de buna Şahin saldırdı ya. Buna da saldırdı donukla birlikte. Buna da Şahin saldırınca kuşlar içeriye girdi. Şöyle çeksene Mehmet 2 dakika, hiç kapatma. Hiç kapatma, al al.
Al şöyle çek de kapatma bak. Gözüküyor. Dikkat et elini bir yere basmayın. Ver. Çek geldi. Geldi. Al. Ağır. Kuşumuz yoruldu arkadaşlar. Mesafeler yapıyor. Atladı. Evet. Kuş kendini ne biçim sıkmış değil mi? Ya. Robot gibi olmuş ya. Çek bak. Türkiye meydan okuduğumuz kuşalım. Arkadaşlar, bu Türkiye meydan okuduğumuz kuşumuz. Bir tane videosunu paylaştım ya. Tamam böyle. Kuşumuzun bir gün önce videosunu çektik. Ertesi gün kuşumuz bahara geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık nazar mı geldi kuşumuza? Ne oldu bilmiyoruz. Nazar değil de hastalık. Ya hastalıktan mı? Bir anda kuşlar böyle oluyor arkadaşlar. İyi kuş kuşlarımız elimizde kalmıyor. Ya şahin alıyor böyle ya da hastalık geliyor ölüyor. Çok iyi mesafeler vardı arkadaşlar bu kuşun. Bu nedir ya? Bunun 3 katını gidiyor. Bu 40 metre, 50 metre, 70 metreye kadar gidiyordu arkadaşlar 8-9 saklayla. Abanın kuyruklarını istersen birden bir asıl ya. He? Şunu denecek arkadaşlar. Hadi sen de oğlum be. Thank you.
her seferine gelse de yapıyor arkadaşlar kuşumuz. Sandalyelerimiz nerede bizim? Arabada mı? Arabada. Ya ben dedim iner fazla uçmaz. Senin kuyruğunu komple atsaydın abi. Ya artık kuyruğundan bir kuyruğunu. Bir anda dirilebilir belki kuş, biliyor musun? Ama git al. Ha? Bence o artık bitti mi ama. Ölüyorsun öyle. Şöyle ben sandalyeye getireyim sana. Geldi kuşumuz. 45 dakikadır durdura durdura çekiyoruz. İşimiz ne var ama bir inse. Geldi bir metreye kadar. 2, 3 inecek. O ne Mehmet? Ne? Çektin mi kuyruğunu? Yerine bıraksaydın. Vallahi Pradox'ta verdim ona. Girememiş olmuş. Kurtar söyle, kurtarıyorsa kurtarmaz. Kurtar sence öyle kurtar. Başka türlü kurtarmaz abi. Bence o kuş kurtarmaz. Ya kurtaracak gibi görünmedi, belli olmaz. Buna bugün bir tuttu kendini bak. 2 saate geliyor. İnecek. Öbür kuşlara bir şey olmazsa yine. Yok ya, çıkarma. Şimdi dezenfekte falan yaptım orayı. Bir su koydum ona. Tamamen görüyorsun. Tam her şeyi yapıyorsun. Hadi gelin artık. Gel, zorlama kendini. Gel. Her gün üstüne koya koya git.
Ağzını kapattı yine. Ağzını kapatırsa kötü bir sandığa uçar. Zaten inmek için geliyor. İki kere de ayağını gösteriyor. Alçaktan gelirse iner. Yirmi sefer yapmadım. Benimle 20 sefer yaptım bu. Ben gelen yine yani 7 tane 8 tane yazdı herhalde. Yazdırışı var. Ben geldim buraya. En az 7 tane var. Onda senin ilkinde desen en kötü. Daha fazla. 17 de. Geçersizlerle birlikte belki 25-30 tane yaptım. Dinlendirip uçurdun oldu mu? Dinlendirdim onu. Geriye atıyor. Öyle mi? Başlıyor yine havalara patlamaya. Uçtukça eğiyor kendini. Şimdi o da inecek. İnecek dört. Bu sefer inecek. Bu şeyden... Boşaltıyor gönlüyü da. Gücü kalmasın diyeyim seni diye. Kendini iyi ayarlamış. O bak o o yünün orada da vura vura inmeye kalksa buraya kadar getiriyor. Geliyor. Vuruyor geliyor, vuruyor geliyor. Geldi bak. Bir. İyi. Hadi lan. Güzel tarafı ne biliyor musun? Sulanmıyor bir yere. Sulanmıyor evet. Hiç görmedim bir yere sulandı. Hiç hamle bile yapmıyor. Bir. Bir. Hadi lan. Bugün ayaklarını açıyor, kapatıyor. Kargadan kaçtı ha. Dönüp girecek diyor. Ağzını tam açtı şimdi. Hadi şimdi yap şunu. Dönmeden ters. Buraya sıçtım abi, nereden onu? Bugün arttırdı ya. Arttırdığı için olabilir mi ama? Hadi. Hadi oğlum, hadi ayağını aç. Kastı kendini çok. Bakın sefeleriyle güzel getiriyor.
tellere lan? Bu tellere fazla gitmiyor ama şimdi tam sapıttı. Gel gel, gitme gitme. Tam tam zorlamış, nasıl gidip küme saçacaksın? Yok yok, o kuşa muşa takmaz ki. 5-6 tane kuş var. Tam zorlamış şimdi. Tam zorlanma hareketlerini yapıyor. Çarpacaktı oraya. Çarpacaktı ya. Tele çarpacak, kanadını kıracak. Dur bakalım ne yapacaksa yapsın diye. Ben de biraz çuval atayım da. Bir saattir diyoruz ya. Bir. Hadi ya. İnecek inecek o. Bu teyze de bizi bitirdi ya. Yani. Bak geldiği günleriyle böyle yapacak. Bir. İki. İki. İki taklayla hedefine düştü. Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.